İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Yeni Güney Gazetesi hayata tutundu. Anamur ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki İlayda Köse, Medikal Park Antalya Kalp Hastanesi'nde olduğu kalp ameliyatıyla kalbindeki delikten kurtuldu. Kılıçdaroğlu Mersin'e geliyor. CHP Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Kasım 2015'te yapılacak milletvekili seçimi çerçevesinde ilk mitingini yarın Mersin'de yapacağını bildirdi. Haberci Gazetesi. Hedef basın. Ahmet Hakan'a saldırı ülke gündemine otururken Mersin'de bu zihniyetin icraatları da bitmek bilmiyor. Son olarak AKP İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma töreninde Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin bayram gazetesi bazı kendini bilmezlerin hedefi oldu. Boyun eğmeyeceğiz. Mersin Tabipler Odası ve Mersin Aile Hekimleri Derneği, Isparta'da nöbetlerle ilgili sözleşmesi feshi edilip işten çıkartılan aile hekimi Dr. Remzi Uysal Genc'e destek verdi. Çukurova Gazetesi. Felaket kapıda. Kış ayı gelmeden geçtiğimiz ay Adana ve Bodrum'da yaşanan sel felaketi, daha önce bu tecrübeyi yaşamış olan Mersin'de de endişeye neden oldu. Meskinin kanalizasyon, ızgara ilave, bakım ve temizlik çalışmalarını tamamlamamış olması ise endişeleri arttırdı. Şehrin birçok noktasındaki kanalizasyonlar atılan atıklarla dolmuş durumda ama meski işi yavaştan alıyor. UNESCO'ya bir adım daha yaklaştı. Mezitli'de Roma döneminin en önemli liman kentleri arasında gösterilen Soli Pompei Polis Antik Kenti'nde 2015 yılı kazıları sona erdi. Hakimiyet Gazetesi. Okul kapıları kaosa açıldı. Eğitimsel Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, 2015-2016 eğitim öğretim yılının sorunlarla başladığını kaydetti. Eğitim sisteminin ve eğitim emekçilerinin yıllardır biriken sorunlarının artarak ağırlaştığını anlatan Muşlu, iktidarın yeni politikalarla eğitimde kaos ortamı oluşturduğunu söyledi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu bu saldırı basın özgürlüğüne yapıldı dedi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a yönelik saldırı kınandı. Açıklamada bu çirkin saldırı aslında basın özgürlüğüne yapılmıştır denildi. Akdeniz Gazetesi. Tek çare CHP. Hem terör hem de 13 yıllık AK Parti tahribatından Türkiye'yi kurtaracak tek partinin CHP olduğunu öne süren Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye'nin CHP iktidarına ihtiyacı olduğunu iddia etti. Tasarruflu tesis su sorununu çözdü. Mersin'in Erdemli ilçesindeki Erdemli Koca Hasanlı Sulama Birliği, Kayacı Vadisi'nden gelen cazibeli su üzerine kurduğu yeni tesisle su sıkıntısını çözmekle birlikte iş gücü ve zaman tasarrufunun yanında %30 da enerjiden tasarruf sağladı. Mersin Gazetesi. Sorumlusu iktidar. Gazeteci Ahmet Hakan evinin önünde saldırıya uğradı. Basın Konseyi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden saldırıya kınama gelirken, Basın Konseyi basın özgürlüğü derken can güvenliğimizin olmadığı bir noktaya geldik. Siyasi iktidar ülkeyi yönetendir. Bu nedenle yaşanan bu durumun sorumluluğu doğrudan siyasi iktidarındır. Hükümeti, İçişleri Bakanlığı'nı, valileri vandalizme dur demeye çağırıyoruz dedi. Anamur Meslek Yüksekokulu yeni binasına kavuştu. Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu Profesör Doktor Ali Ayhan Kampüsü törenle hizmete girdi.